Merhaba arkadaşlar, Vadirop kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Arkadaşlar bugün çok güzel bir sosyal deneyle karşınızdayız. Yanımda şu an Fırat var ama ben teker teker arkadaşlarımı çağıracağım buraya ve onlara bir soru soracağım. Bu fotoğraftaki suçlu kim diyeceğim. Ben internetten bazı fotoğraflar buldum. Bunların bazıları masum insanlar, bazıları gerçekten suçlular. Ve fotoğraftaki suçluyu bulmalarını isteyeceğim. Bakalım bir bakışta insanın dış görünüşüne bakarak suçlu kim tespit edebilecek misiniz? Ve arkadaşlar en sonunda cevapları söyleyeceğim için siz de bu deneyi tabii ki yapacaksınız. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Bakalım ne kadar başarılısınız bu konuda. Hazır mısınız? Acaba suçlu kim? Başlayalım. Acaba suçlu kim? 3 tane fotoğraf var. Soldaki mi, ortadaki mi, sağdaki mi suçlu? Bir tanesi suçlu. Hep suçlu. Evet. Ha, gerçek hayatta suçlu mu? Gerçek ortadaki. Hayatta suçlu. Sence buradan kim suçludur? 2 tanesi masum, birisi suçlu. Yani ön yargılarıma güvenmek zorundayım. Tamam. Ön yargı kötü tamam. Bir şey ama bence suçlu bu kadın. Soldaki. En evet. Soldaki. Niyeci. Niye soldaki. Biliyor musun? Niye? Yani ikincisi suçlu. Evet, amcam. Aynen. Tamam. Amcam. Ortadaki diyorum. Bu dayı aile babası yani bu ortadaki bu amca, diyorsun. Yani belli. Tamam sağdaki adam de zaten baby face diyorsun. Sağdaki de baby face değil. Bu kızda suç işleyecek şey yok. Cesaret yok belli. Yok bence de. Birinci soldaki diyorsun. Cevapları en son söyleyeceğim. Geldi ikinci soruya. Burada suçlu kim? Burada sol, orta, sağ kim suçlu? Yani. 1, 2, 3. Sol, orta. 1. Sağ taraf diyorum. En sağdaki diyorsun. En sağdaki hanım suçludur diyorsun. Evet. Tamam. Bir suçlu diyorsun. Tamam, birini suçlu diyorsun. Bu teyze ya. En sağdaki diyorsun. Evet, bu teyze. En sağdaki suçlu diyorsun. Tamam, eyvallah. Geldik üçüncü soruya. Burada kim suçlu? İyi bak. Sol, orta, sağ hangi suçludur burada? Ortadaki. Ortadaki suçludur diyorsun. İkincisi suçludur diyorsun evet. Yani sen. Sağ. En sağdaki suçlu diyorsun. En sağdaki suçludur. Ne gibisi? Bu kez suçun küçük bir suç olduğunu düşünüyorum. Ama düşünemiyorum. Ya bu ablamız, en soldaki ablamız yani. En soldaki abla diyorsun. Üçüncü soruda geldik. Dördüncü soruya son soru zaten bu. Burada kim suçlu? Sol, orta, sağ. 1, 2, 3 hangi suçlu? Soldaki. Sol. En soldaki mi? Aynen. Ortadaki mi? En soldaki. En soldaki. Evet. Diyorum. Kim suçlu? Ne diyorsun? En sağdaki kız suçlu burada. En sağdaki kız suçlu diyorsun. Evet. Birinci en soldaki suçlu evet. Diyorsun. Evet. Arkadaşlar bu sosyal deneyimizde Fırat %25 başarılı oldu. Arkadaşlar herkesin başarı oranı gerçekten aynı çıktı. Sen de %25 doğru bildin. Hasan sen de %25 doğru yaptın. Fırat da %25 doğru yapmıştı arada. Evet deney zaten bu. Şunu diyor deney normalde. Bir araştırma var. İnsanlar genelde fiziksel olarak güzel insanlara suçlu damgası basmıyorlarmış. Yani suçlu demiyorlarmış onlara. Nasıl çünkü ya? Hemen ben sana cevapları söyleyeyim. İlk soruda en sağdaki suçlu. Ne diyorsun Melih? Vallahi öyle. Bu bakkaldan ekmek çalamaz. Buradaki suçlu insan en sağdakiydi. Wow. Ya baby face ama suçlu. Araştırdım. Bir dakika. En sağdaki kız suçluydu evet. Bu kız. Evet. İkincisinde en soldaki suçlu. Ya bu en fazla kalp çalar arkadaşım ya. Öyle değil işte öyle değil. Suçluymuş gerçekten. Allah Allah. Hepsinde ciddi suçları var yani araştırdım. Bir tek bunu doğru bildin zaten. En soldaki burada doğru suçlu. İşte o röflelediğin... Röflin parasını vermiş herhalde bir şekilde. En soldaki suçlu. Burada doğru bildin. Yani %25 zaten... Setten baktı orada bir. Üçüncü soruda ortadaki suçluydu. O güzel, ya. Güzelim çocuk suçlu. Güzel. Aynen. Ortadaki. Evet, ortadaki suçlu. Ya bu adam dünyayı geziyor. Ne alakası var İşte ya, gezerken ortadaki. Suç işlemiş demek ki. Son soruda doğru bildin. Bildim. Doğru, son soru bildin. %25'te tebrik ederim seni. Çok ama... Performans müthiş. Güzel. Dördüncü soruda en sağdaki suçluydu. En sağdaki mi? Ya evet. O biraz tereddütte kaldım ben yani orada ama. Yani tereddütte kaldın ama işte bilemedin. Olmadı. Yani evet. Ağlamamak evet. Lazım görünüşe. Öyle. Aslında deney şunu söylüyordu. Bir sosyal deney zaten yapmışlar. Diyorlar ki fiziksel olarak gerçekten daha güzel olan insanlara insan suçlu demiyor. Diyorlar ki bu 4 insan da diğerlerine göre fiziksel olarak daha güzel oldukları için insanı suçlu olarak seçmiyorlarmış. Sen de böyle seçtin. Sen de %25 başarılı oldun ya da başarısız oldun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sosyal deneyde bu gerçekten doğru çıktı bize de. Belki size de doğru çıkmıştır yorumlarda yazarsınız. İnsan gerçekten güzel olarak, güzel fiziksel olarak güzel insanlara suçlu demiyorlarmış. Bizim ofiste de böyle çıktı. Hani güven veriyor galiba. Güven veriyor herhalde. Evet. Tahminen öyle. Ondan. Bence bu sosyal deneye oha metreden çok oha verelim diyorum ben. Bence de. Değil mi? Aynen doğru yani. Kesinlikle öyle. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak isminin hikayesine adlı bir videomuz var. Ben çok güzel isimlerimizi konuştuk. Tam buradaki linki izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.